Çalışsan. Diyabetik hastalar da biraz yavaş. Yoksa başkanlar falan bayağı yakiniye düzenliyor. Kendini iyi seviyor değil mi? Dinleyebilecek. Tabii. Siz de iyisiniz. Gençlere bakmıyoruz zaten. Gençler çok iyi. Vallahi. Evet. Genç diyorsun da burada en ihtiyar benim herhalde. Yok öyle değil yani. Bu yukarıda. Siz de iyisiniz. Siz büyük toplantıya katılmamıştınız değil mi? İlk defa söyleyeceklerimi değil misiniz? Evet. Aklınızı karıştıracak şeyler söylemeyeceğim. Şimdi bugün 4 tane ameliyat yaptık. Aynı şeyi onlara da anlatacağız yarın. Böyle karma karışık cümleler kurmayacağım. Hani ya Hasan Hoca ne demişti falan diye böyle düşünmeyeceğim. 4 tane vaka yaptınız. İbadet resmi işlemi. Bir tane getirdim hocam. Gel yapmayayım, bir tane. Yudum 2 dakika geçeceğim. Tamam. Sizden iki şey isteyeceğim. Çok önemli. Bir tanesi, bu ameliyat Türkiye'nin her yerini yaptırabilirsiniz. Ya da Türkiye'nin her yerine ameliyat yaptırmış arkadaşlarınız, dostlarınız, konu komşunuz olabilir. Ya da doktor tanıdıklarınız vardır, hemşire tanıdıklarınız vardır. Lütfen benim söylediklerim dışında asla hareket etmeyin. Ama en önemli husus bu. Yani televizyonlarda görüyorsunuz, ameliyat olmuş, işte 8 gün sonra ölmüş. İnanın problem hekimle ya da cerrahi ekiple hasta arasındaki İletişimsizlik, iletişimin sağlanmaması, hastaya doğru eğitimin verilmemesi, hastaya bir şey olduğu zaman doktoruna ulaşamaması, sorun bu. Lütfen artık bizleri aileden biri olarak görüp bizimle sürekli irtibatta olun. Sizden tek isteğim o. Bu maceraya katılanlar sadece sizler değilsiniz. Benim yani can ciğer arkadaşlarımı da ameliyat ettim, ben kapı komşumu da ameliyat ettim. Değil mi? Ayşe'ye sizin... Evet. Senin değil mi? Büyük teyzen oluyor. Evet, elinde büyüdüm ben. Roca Ayşe'mizi ameliyat ettim. Her mahalleye gittiğinde ben ona hala da bak dikkat et, şunu yapıyorsun yapma falan diye uyarıyorum. Bu ameliyat sizin yaşam tarzınızı değiştireceğiniz bir ameliyat. Ve ameliyatınızı ben yaptığım için benim önerilerim dışında hareket etmenizi istemiyorum. Bu mideyi yerinden çıkarma ameliyatı değil, mideye şekil verme ameliyatı. Tamam mı? Mideye şekil verme ameliyatı. Her doktorun da aynı şekli vereceğini falan düşünmeyin. Tamamen cerrahın kendi tecrübesiyle şimdiye kadar yaptığı yanlış ya da doğruyu fark edip kendi geliştirmesiyle oluşturduğu bir ameliyat tekniği oluyor. Hani tiroid ameliyatını dünyada herkes aynı yapar. Söker, çıkarır, atar patolojiyi. Ama biz mideyi yerinden çıkarmadık. Şekil verdik. Tamam, küçülttük. Bir kısmını çıkardık. Geri kalanını şekil verdik. Yani bunu her doktor aynı şeyi yapacak diye kaydı yok. O yüzden benim söylediğim için hareket etmeyin. Toplum karşısında kolay konuşmak, koltuğu içmek zorunda. Evet, ikinci söyleyeceğim de midenize şekli unutmayın. Şimdi senin kilon çok, senin az diye bypass yaptım sana ama midenizin, yani seninkini büyük bırakıp seninkini küçük bırakmadım. Kitap diyor ki her obezite ameliyatı olan hastaya 39 frenç kalibrasyonlu bir mide bırakmalısın diyor. Size bıraktığım mide de aşağı yukarı bu şeffaf hortum kadar, tamam mı? Bunun şeklini unutmazsanız, köye de gitseniz, düğüne de gitseniz, 5 yıldızlı otele de gitseniz, işte kahvaltıya davet edilseniz de bu midenizin gözünüzün önüne geleceği için ne kadar iyi gıda yiyebileceğinizi bileceksiniz. Ne dedim? İki şey istiyoruz. Bir, benim söylediklerim dışında hareket etmeyin. İki, midenizin şekli aklınızdan hiç gitmesin. Bypass ama senin için de aynı şey geçerli. Senin bağırsakların yerini değiştirerek o hale getirdim, mideye götürüp bağladım. Ameliyat CD'sini de izleyeceksiniz. Bugün bir hastaya daha yaptık. Şey gitti herhalde, Kamil abi vardı, bypass oldu, taburcu oldu. Peki, mideyi korumak için ne yapacağız? Hani dedim ya, benim söylediklerim dışında hareket etmeyin diye. Peki ne söyleyeceğim? Şimdi oraya geleceğiz. Bizim 50 günlük bir diyet programımız var. Ameliyattan sonra toplam 50 günlük. 50 günlük diyet programından bahsedeceğim. Sonra da neler yapacağınızı kabaca anlatacağım. Bu 50 gün ilk ameliyat olduğunuz günden başlıyor. Taburcu olduğunuz günden değil, görüşmeye geldiğiniz günden değil, ameliyat olduğunuz günü bir sayıyorsunuz. Bu 50 günün ilk 15 günü çok önemli. Bebek midesi gibi midenizi korumanızı istiyorum. Şu an hepiniz gülüyoruz, oynuyoruz, hani neşeliyiz, keyifliyiz, sahile gittiniz falan dün. Ama içeride savaş var. İçeride 30 santimetrelik boyutunda bir yara var hepinizde. Ve vücut oraya hücum etmeye çalışıyor. Pıhtıları eritmeye çalışıyor, vücut protein çökelmeye çalışıyor oraya. Oraları böyle fibrin bağlantılar kurulmaya, etraf dokulara yapışmaya çalışıyor vücut.
orayı iyileştirmeye çalışıyor. Bu savaş en üst performansı ilk 15 günde veriyor vücut. Lütfen ilk 15 gün asla ve katla benim sözümün dışında hata yapmayın, hareket etmeyin, tamam mı? Peki ne söyleyeceğiz? Ameliyatın birinci günü, birinci gün sayacağız. İlk 15 gün buradaki gibi 2 dakika kuralıyla sıvı tüketeceğiz. 2 dakika kuralı ilk 15 gün geçerli. Birazdan soru soracağım, lütfen iyi dinleyin. O telefonlara falan güvenmeyin, tamam mı? Kafanıza yazacaksınız. İlk 15 gün 2 dakika kuralıyla sıvı tüketeceğiz. Peki sıvı tüketirken ne tüketelim hocam? Miktar olarak 1-1,5 litre öneriyorum. Toplam gün içinde 1-1,5 litre. Peki ne içelim ilk 15 gün? Kaliteli sıvılar içelim. Kaliteli sıvılar neler? Ice tea kaliteli sıvı değil. Red Bull kaliteli sıvı değil. Coca-Cola, Sprite tamam pahalı ama kaliteli sıvılar bunlar değil. Süt, kefir, ayran, su, evde yapılmış meyve suları bunlar kaliteli sıvılar. Nar narenciyi ilk 15 gün önermiyoruz. Çay kahveyi ilk 15 gün önermiyoruz. Süt, kefir, ayran, su ve evde yapılmış meyve suları. Nar narenci hariç. Lütfen 2 dakika arayla 1-1,5 litre toplamda sıvınız olsun. Yanında 2 kase de çorba tüketmenizi istiyorum ama tanesiz çorbalar. Hocam ne çorbası olur? Hiç fark etmez. Kamerun'da hastam geldi buraya ameliyat ettim ben. Kamerun'da ne çorbası var bilmiyorum. Tanesiz iç yeter. Tavuk çorbası mı yapıyorsun? Kemik suyu çorbası mı yapıyorsun? Domates çorbası mı? Brokoli çorbası mı? Fasulye çorbası mı? Tarhana mı? Mercimek mi? Ne yapıyorsan yap ama tanelerini ayır. Tanesiz olarak sıvı kıvamda günde 2 kase çorba içeceksiniz. Yine ilk 15 gün. Ama 2 dakika kuralı çorba içine geçer. Yani ilk 15 gün boyunca 1-1,5 litre kaliteli sıvı nar narenci hariç yanında 2 kase tanesiz çorba ne çorbası olursa olsun 2 dakika kuralı ile içeceksiniz. Pardon. Rondodan geçip de içebiliyorlar mı? Tanesiz çorba olacak. Yani çorba derken tanesiz, sıvı kıvamda istiyorum. Tanesiz, unsuz. Şimdi ben Belçika'da akşam yemeğe götürdüler bizi. Gündüz ameliyatlarımız vardı. Brüjde yemeğe götürdüler. Önden çorba istedim. Meksika fasulyesi ve bizim bildiğimiz pilakiyi adamlar çorba olarak yiyor. Ya da Antepli'ye çorba desen ne der biliyor musunuz? Yuvalama der. Ya o sulu köfte yemeği o. Çorba değil ki. Kayserili'ye sorsanız mantıya çorba der. Hayır. O çorba değil yemek. Lütfen midemizden bu şeklini niye gösterdim ben? Akıp gidecek çorbalar tüketin. Balık çorbası içmek istiyorum hocam. İçebilirsin ama abi içinde kocaman kocaman levrek parçaları olmasın. Tıkar bunun çıkışını. İlk 15 gün balık çorbası içeceksen tanesiz sıvı kısmını içeceksin. Annem çok güzel mercimek çorbası yapar. İçine çok da patates koyar. Yemek kıvamında olur. İçme öyle. Duru olsun seninki. Anladınız mı? Akıp gidecek kıvamda olsun. Bu midenin şeklini o yüzden gösterdim. 16. güne geliyoruz. 16. günde artık 2 dakika kuralımız yok. Arka arkaya 2-3 yudum sıvı alabiliriz. Peki sıvıdan kastımız ne? Biraz önce anlattığımız süt, kefir, ayran, su, evde yapılmış meyve suları, çay, kahve, nar narenci dahil bu sefer. Arka arkaya 2-3 yudum alacak şekilde toplamda 1-1,5 litre sıvınız olsun. Süt, kefir, ayran, su, evde yapılmış meyve suları, tamam mı? Yine günde 1-1,5 litre ama 2 dakika kuralı olmadan. Yanında 2 kase de çorba tüketmenizi istiyorum. Ama yine yuvalama çorbası, mantı çorbası falan değil. Taneli çorbalardan kastımız küçük taneler. Kıyma parçası, tel şehriye, kırık pirinç, çintilenmiş tavuk. Anladınız mı? Küçük parçalı çorbalardan içebilirsiniz. Mesela iyi kıyılmış işkembe çorbası. Küçük parçalı bir kelle paça çorbası. Hiç önemli değil ne içtiğiniz. Yine günde 2 kase olacak. Arka arka 2-3 kaşık alabilirsiniz. 2 dakika kuralımız yok. Hayır, çorba ayrı bir şey. Aynen. Çorba ayrı. Sadece kaliteli sıvılardan bahsettim. Neydi madem sordun? 3 tane örnek ver kaliteli sıvıya. Süt, ayran, kefir. Kefir, süpersin. Süt, kefir, ayran, su, evde yapılmış meyve suları. Bunlar kaliteli sıvılarımız. Günde 1-1,5 litre bu olacak. 2 kase çorbamız ayrı. Bir haftada böyle besleneceğiz. Geleceğiz 21. güne. Asıl tokluk hissini 21. günden sonra alacaksınız. Püre kıvamına gelen her şeyi tüketebilirsiniz. Patates püresi, havuç püresi, ton balığı, menemen, omlet, yoğurt, beyaz peynir, haşlanmış yumurta, kavun, karpuz, şeftali, muz, kivi, tamam mı? Yumuşak olacak şekilde her şeyi tüketebilirsiniz. Abi muz var, muz var. Ben Kepezarlı'da doğdum, büyüdüm. Muz sergisinde çalışıyordum yazları hani haçlık olsun diye. Kur'an kursundan oraya giderdik. Hafta sonu falan böyle haçlık verirler. Haçlık da ne? Bir karpuz, bir kavun, bir karpuz. Günlük yemeğimiz var, çocuğuz çünkü. Abi muz getirirdik. Satacağız yani o hafta. Yemyeşil taş gibi. Hani kafana vursan kafanı yarar. Şimdi hoca muz yedi diye, yiyebilirsin dedi diye yeşil, olgunlaşmamış taş gibi muzu da yersen miden tıkanır.
Ama siyahlaşmış, yumuşamış, tadı güzel, böyle şeker gibi olmuş, yumuşacık muzu yersen yavaş yavaş püre kıvamında gider. O kıvamı siz kendiniz ayarlayacaksınız. 21. günden itibaren püreye geçiyoruz. Patates püresi, havuç püresi, ton balığı, beyaz peynir, ızgarada balık, sulu köfte, tamam mı? Yumuşak kıvama gelecek her şeyi tüketebilirsiniz. Bazen gerçekten burada genç hastalar var. 2004'te hasta, sen kaçlıydın? 2003-2004'te hastaları ameliyat ediyoruz. Çocuklar şey diyor, hocam pizzayı rondodan geçirsek olur mu falan. Yani kafaları orada. Ya da genç kız var yine 2004-2005-2003-2004'te. Hocam Nutella da püre kıvamında ya, onu gömelim mi? Yemezler, olmaz. Ya da hanım teyzeler var, alışmışlar işte. 7 numaradaki Rahime teyzenin evine gidip saat 3.30-4 gibi 5 çayı. Çayın içine bisküvi bandırmaya falan alışmışlar. Lütfen kalitesiz, yüksek şeker olan gıdalardan uzak duralım. Püre kıvamında her şeyi yiyebilirsin dedim diye bir kutu burçak bisküvisini çaya bandırıp da yeme. Kendine bu haksızlığı yapma yani. 21. günde pürelere geçtik. Yine yanında 1-1.5 de kaliteli sıvımız var. Süt, kefir, ayran, su, evde yapılmış meyve suyu. Tamam mı? Bir ayda böyle beslendik. Peki ne kadar yiyeceğiz püre döneminde? Tıkandığınızda duracaksınız. 21. gün olmuş. O şey gibi, kral sofrası gibi püre kıvamında ne kadar gıda varsa önünüze döküp sonra iki kaşıktan sonra tıkayıp ama benim bunları da bitirmem lazım gibi bir düşünceniz olmasın. Tıkandığınızda durun, iki saat sonra bir daha yiyin. Ne kadar da tıkanacaksınız ben size söyleyeyim. Yarım haşlanmış yumurtayla tıkanacaksınız ilk 21. gün. İki saat sonra bir yarısını daha yiyin. Ondan iki saat sonra bir beyaz peynir tabağı domatesle karıştırın, yiyin. İki saat sonra yoğurt tüketin gibi. Gün içinde 4-5 kez beslenirseniz herhangi bir vitamin mineral eksikliğiniz olmaz. Bir ayda böyle besleneceksiniz, 50. güne geleceğiz. 50. günden sonra artık serbestsiniz. Gazlı ve alkol içecekler dışında yasak yok. Dondurma yemeyin, supangüle yemeyin, profiterol yemeyin falan demiyoruz. Tabii ki de yiyeceksiniz ama kilo veren bir hanım ya da bir bey ne kadar yerse o kadar yiyeceksiniz. Yasak sadece gazlı ve alkol içecekler. Onun dışında yasak yok, her şeyi yiyebilirsiniz. Hocam alkol ne zaman arkadaşlar? Gazlı ve alkollü içeceği en az 1 yıl istemiyoruz. Ama müptelasıysanız 8. aydan itibaren tüketebilirsiniz. Lütfen bir yıl boyunca gazlı ve alkol içecek tüketmeyin. Hem midenizde kaçağa sebebiyet verir, hem hızlı emileceği için komaya sokar, hem de kaçak sebebidir. Anladın mı? Midenizde deler. Bir de yüksek kalorilidir. Değil mi? Kalori mesela eskiden evler sobalı, işte odunlu kömürlüyken meşe odunu kalorili, kavak odunu kalorisiz derlerdi. Ya da kömürün kalorilisi falan vardı. Kalori ne abi? Ateş çakınca yanar alkol. Alkol demek çok yüksek kalori demek. Yani vücudumuza boş boşuna aldığımız bir şey, madde o. Gereksiz. Ama bir yıl boyunca istemiyoruz. Çok müptelasıysanız 8. aydan sonra olabilir. 90 tane, yani 21. günde bir kuralımız başlıyor. Katı sıvı ayrımı çok önemli. Bunu her yerde söylemezler. Püre gıdayı yediniz, bitirdiniz. İşte domatesi, beyaz peyniri, yumurtayı, omleti ne yediyseniz. Hemen üstüne su içmek yok ya da sıvı almak yok. Kahvaltı yapacağınız 27. gün. İşte püre kıvamında bir kahvaltı hazırladınız, yediniz. Hemen üstüne de çay içerim, yok. En az 1 saat bekleyeceksiniz. Katı ya da püreyi yedikten 1 saat sonra sıvı tüketeceksiniz. Toplamda 1 yıl boyunca. Tamam. 90 tane mide koruyucunuz olacak. Hepinize yazacağız. Her gün bir tane mide koruyucu içmenizi istiyorum. Taburculuktan sonra ilk 10 gün lütfen yarım sabah, yarım akşam için. İlk 10 gün yarım sabah, yarım akşam için. Taburculuktan sonra. 11. günden sonra da tam yutun. Mide koruyucu, tampas, tablet her gün bir tane içmenizi istiyorum. Niye? Neden? Çünkü mideniz eski gücüne kavuşması için 90 gün gerekiyor. Tamam mı? Midenin o telleri falan içinde bu titanyum zımbaları kaplaması gerekiyor. Lütfen buna dikkat edin. 38 üstüne, bir de 10 tane kan sulandırıcınız var. Onu da reçete edeceğiz, onu da yapacaksınız. Göbeğinize, kalçanıza, işte bir yerlerinize yağın içine enjekte edin. Küçük iğnesi var onun. Hocam tiroid ilacı. 10 tane anlatacağım. Hayati ilaçlarınızı taburcu olduktan itibaren kullanabilirsiniz. Hayati ilaçtan kastım ne? İşte tiroid ilacı. Kullanmazsan ritim bozukluğu olur. Kullan, olmasın. Tansiyon ilacı. İçmezsem tansiyondan beyin kanaması geçiririm. İç abi. Psikiyatri ilacım var. İçmezsem intihar ederim. Etme intihar. Yani hayati ilaç bunlar. İç. Küçülterek 10 dakika 15 dakika arayla içebilirsiniz tabletleriniz. Aynı mide koruyucu içtiğiniz gibi. Ama işte benim hep belim ağrır. Hocam ben bir işte diplomek içivereyim, arveles içivereyim, majezik içivereyim, aspirin içivereyim. Bir ay boyunca ağrı kesici içmenizi istemiyorum ağzına. Beliniz ağrıdı, kalçanız ağrıdı çok fazla. Eczaneye gidin, kalçadan bir tane enjeksiyon yaptırtın ağrınız olursa. Ama ağız yoluyla bir ay boyunca ağrı kesici içmenizi istemiyorum.
her şey yolunda giderse sorun yok. Bu anlattıklarımı yerine getirirseniz problem yine olmayacak ama dikkat etmenize rağmen bir şeyler olursa ne olur? Bir damla tükürükte 1 milyar patojen bakteri vardır. Ağız içinde enfeksiyon yapmaz. Ama karın içi sterildir. Tek bir tane bile bakteri yoktur karın içi. Eğer bir damladaki 1 milyar patojen küçücük bir açıklık olursa, midenizde kaçak olursa 1 litre tükürük gün içinde karnınızın içine akar. En az 1 litre tükürük. Düşünebiliyor musunuz? Katrilyonlarca bakteri steril olan ortama giriyor. Çok ölümcül bir enfeksiyona sebebiyet verir. Enfeksiyon demek ateş demek. Lütfen ilk 15 gün içerisinde 38 üstüne çıkan ateş, karın ağrısı özellikle sol tarafta, sol omuza vuran, nefes alırken batma hisleri olursa gecenin 3'ü bile olsa lütfen beni arayın. Esin Hanım da telefonunu alıp grupta lütfen tıbbi süreçlerle ilgili bize haber verin. 38 üstüne çıkan ateş, nefes alıp vermekte zorluk ve karın ağrısı. Bunlar önemli. Hocam işte eşim gripti, ben de ameliyatın 11. günüyüm, gripim, burnum akıyor, nezle oldum, ateşim çıktı. Yani endişelenmeyelim ama burada bir hadise olduğunu hissediyorsanız lütfen. Tamam mı? Bana bir şey olmaz ya, ben zaten ailemde ameliyat olmama çok sıcak bakmamıştı. Sorun, problem olduğunu hissettirmeyeyim. Battaniyeyi çekivereyim, terleyin geçer. Lütfen gecenin 3'ünde bile olsa bize ulaşın. Eğer bu anlattıkların olursa. Tamam mı? 2 dakika kuralı kaç gün geçerliymiş? Hangiydi? 2 dakika kuralımız kaç gün geçerli? İlk 15. İlk 15. Yoğurdu ne zaman yeriz? Yoğurdu kaçıncı zaman günde yeriz? Yoğurdu. Evet. Taneli çorbalar kaçıncı günde başlıyoruz? 21. Evet. TikTok videosu ne zaman çekilecek? Dün çekildi bile değil mi? Evet, şimdi sizi bu böyle bir araya toplamamızın sebebi, kafanızda soru işaretleri varsa birinin sorduğu soruyu, aa bak ben bunu hiç düşünmemiştim, Hasan Hoca'ya keşke ben de sorsaydım demeyin. Bir de kendi aranızda iletişimde olun, takipleşin. Kız sen ne yaptın bugün, bu hafta çok yürüdün herhalde, seni biraz zayıf gördüm. Ya da ya işte ben çok kötüyüm, bu hafta hiç spor yapamadım, ya da canım tatlı istiyor, sen nasıl çözüyorsun gibi paylaşımlar birbirinizi motive edecek. Lütfen iletişiminizi koruyun. Biz mucize yaratmıyoruz. Tamam, doğru teknikle ameliyat yaptığınızı düşünüyoruz. O yüzden Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çıkıp geliyorsunuz. Hatta dünyanın çeşitli yerlerine bize güveniyorsunuz. Ama biz size güvendiğimiz için başarılıyız. Biz size güvendiğimiz için sizin arkanızda duruyoruz. Siz de yaptığınız işin arkasında duruyorsunuz. Bu böyle oluyor. Sadece bu ameliyata bel bağlayarak olmaz. Eve Nutella alınmayacak. Tamam mı? Yani o mutfaktaki genelde bulaşık makinesinin sağ tarafındaki en köşedeki en alt rafa abur cubur konur. O rafa artık abur cubur konmayacak. Gidin eve bakın. İnsanın abur cuburda kafası sağda çalışır. İstediğiniz süpermarkete gidin. Hep abur cuburlar sağda ve göz hizasındadır. Ve kırmızı renktedir. Tamam mı? Hep beyindeki limbik sistemi uyarır. Artık eve bunlar alınmayacak. Bu kadar basit. Eve gazlı içecek alınmayacak. Neden Amerika'yı kazandırıyoruz? Değil mi? Pekmez alın ya. Sen pazarlarından Korkut'un yaylasında pekmez yapmış. Ben yapar gönderirim yani, siz alacak olursanız. Yani pekmez yapın, içine buz koyun, kola gibi için arkadaş. Yani gerek yok, anladınız mı? Sağlıksız ürünlerden uzak durun. Valla çocuklara diye alıyoruz bisküvi, arkasında bir açın. Palmiye var ya, Brezilya'da üretilen, palmiye bahçelerinden üretilen, orada fabrikada sıkılan, bir şeyler yapılan, ne olduğunu da bilmediğimiz ve gemilerle, tankerlerle Kocaeli'de, Körfez'e getirip gıda fabrikalarına pompalanan ürünlerin içinde olduğu gıdaları biz çocuklarımıza veriyoruz. Kıyılır mı? Ama kıyıyoruz. Fransızların kaz ciğeri üretmek için ağızlarına hortum sokup civciv halden büyük hale kadar kümesin içinde hapsettikleri gibi çocuklarımızı maalesef bu gıda sektörünün içinde hapsediyoruz. Gerek yok. Tamam mı? Nişasta bazlı şeker. Ürünlerde nişasta bazlı şeker var. Biliyor musunuz nişasta bazlı şeker ne? Mısır'dan üretilmiş sıvı, yine gemilerle, tankerlerle gelmiş, nerede üretildiği belli olmayan, petrol tankerleriyle taşınan bir sıvı. Ama bunu bebe bisküvisinin içine koyuyorlar ve biz 3 aylık bebeğimize bunu yediriyoruz. Lütfen sağlıklı beslenelim. Bu işin çözümü budur. Başka çözümü yok. Ama biz sizin katı gıdaya bağlı kilo alımınızı engelliyoruz bu ameliyat. Ama sıvı gıdaya bağlı kilo alımını engelleyemeyiz. Akseki'nin köyünden amca geliyor, mide kanseri. Tamamını çıkarıyoruz mideni. Yani sizde var yine. Adamla mide yok. Yemek borusuyla 12 parmak varsa onu birleştiriyoruz. Taburcu ediyoruz. 6 ay sonra 8 kilo almış olarak geliyor. Midesi yok herifin, nasıl alıyor?
kanser ya, yediriyorlar orada pekmez, reçeli, balı, işte şekerli bisküvi, gofreti, ondan sonra tahinli bilmem neyi, yüksek kalorili, rafine şekerli ürünleri yediriyorlar. Amca kilo almış olarak geliyor. Lütfen yediğiniz gıdalar yüksek proteinli, düşük şekerli olsun. Tamam mı? Hollanda'ya gittim ben, epeyce bir kaldım orada. Süpermarketlere gidin, böyle tiki hanımefendiler zaten bisikletle gelirler. Trilyoner de olsa, evinde adamın Tesla marka iki tane otomobili vardır, yani milyonluk arabaları, ama bisikletle gezerler. Çünkü biliyor ki hayatta en önemli şey Tesla arabayla kolunu çıkarıp hava atmak değil, torunlarıyla bir gün daha fazla sağlıklı yaşamak. Adam biliyor bunu. Süpermarkete giriyor, adam paketin arkasını okuyor. Yani. İçinde ne kadar karbonhidrat var. Ek alışkanlık yapacak işte kafein türü maddeler var mı, şeker ne, yağ ne yağı. Bunlara bakıyor. Lütfen bu bilinç olsun bizde. Yoksa bu ameliyatlar sadece bir aktivasyon. Bundan sonraki yaşam tarzınızı değiştirin. Şey gibi, cuma hıttesi gibi. Aynen öyle. Evet, ama ben bir mest olmuş dinliyorum. Şu an ağzına bakıyor. Şey, nerede? Şimdi bizim mahalleyi bilirler de, bizim camide şey, müezzin yoktu. Çocukken biz böyle cemaate seslenip, çocukluktan beri severim. Ayşe bile benim Ayşe teyzem bizim arası. Pazartesi günleri bizim değil mi? Hafta sonu okuduğun gazetelerin özetlerini çıkarma dersleri vardı. Milliyet gazetesi alırdık o zaman. Meydan Larus verirlerdi. Cumartesi, pazar, hafta için kupon için aldığımız bütün gazetelerin bütün haberlerini ezberlerdim. Ve ayağa kalkıp Şinaz Hoca'ya değil mi? Çok sever beni. Hala sever. Gelip bazen poliklinikte kulağımı çekiyor. Hitap etmeyi seviyorum. Ama lütfen bu burada kalmasın. Tamam mı? Çok hayati şeyler anlattığım şeyler. Kafanızı karıştırmak da istemedim. Aklınıza şu gelebilir, ya hocam işte avokadodan kaç gram söylemediniz? Yumurta köy yumurtası mı olsun olmasın mı? İşte süt laktozsuz mu olsun, pınarın proteini, ya böyle bir şey, böyle bir ameliyat değil bu. Bu ameliyat mekanik bir ameliyat. Anladınız mı? Tamamen katı gıda almanızı engelleyecek bir ameliyat. Lütfen ameliyattan önce evde ne pişiyorduysa şimdi aynı şeyler pişsin. Aynı şeyleri yiyin, tamam mı? Spor hayatınıza birinci aydan itibaren başlayacaksınız. Yoktu bundan önceki spor hayatınız. Yeni spor hayatı başlayacak. Olsa burada olmazsınız. Gerçi var, eski milli güreşçi var mesela. Herif olmuş 170 kilo, geldik burada ameliyat ettik yani. Eski halterci var, geldi ameliyat ettik. Eski futbolcu var, Kerem abi, Galatasaray sol beki. Herif 170 kilo olmuş, ameliyat ettik. Spor hayatınıza birinci aydan itibaren başlayın, tamam mı? Birinci aydan itibaren her türlü sporu yerine getirebilirsiniz ama ilk bir ay sadece yürüyüş öneriyorum. Tamam mı? Dün kızlar gittiler sahile. Tamam mı? Belki... Ben gitmedim. Gitmedim. Taksiyle mi gittiniz? Ne yaptınız? Evet. Ya niye? Şey, belli bir yere kadar. Ha, okey. Yani bugün 10 bin adım atabilirsiniz. Bu hepiniz için geçerli. Hani midem delinir, yırtılır, acaba dikişler açılır mı diye endişe etmeyin. Yaratıcı bir öyle bir yere koymuş ki onu, kolay kolay mideye bir şey olmaz. Biz de ciddi anlamda sağlam bir mide yaptık. Korkmayın. Ama yanlışlıkla kız kardeşinizin açacağı Coca-Cola'yı iki yudum alırsanız vallahi ben değil, Ferişta olsa kurtarırız. Hemen U dönüşüyle gelirsiniz hastaneye. Lütfen söylediklerimizi birebir yerine getirin ama hiç ameliyat olmamış gibi hayatınıza devam edin. Mesela arabayla, sen sür arabayı taburcu oldun. Anladın mı? Hiç sorun değil. Yani günlük işlerinizi görün. 15 kilonun üstünde ağırlık taşımanızı istemiyorum bir 15-20 gün kadar. 15 kilonun üstünde ağırlık taşımayın. Normal hayatınıza devam edin. Çocuğunuzla ilgilenin evde. Ne bileyim, bebeğinizi emzirin, ne bileyim işte şey yapın, normal hayatınızı görün yani, hiç sıkıntı değil. Tamam. Hocam bir şey soracağım, ilk 15 gün küçük yudum kuralı da geçer mi? Nasıl? Şimdi küçük yudum alıyor ya, evet ya. Şimdi kabaca anlattım aslında, bu şey gibi. Hani bisiklet sürmeyi bilen bisikleti dengede kalmayı bilen dağda da sürer, caddede de sürer. Sen bu ideni şekli bilirsen neden 2 dakika arayla küçük yudum almanı istediğimi anlarsın. Mideyi 2 dakikada terk ediyorsun. Arka arkaya 2-3 yudum alırsan midenin içi şişecektir, basınç artacaktır. Ama mideyi bu halde tutan şey saç inceliğinde zımbalar. Ameliyat CD'sini izleyeceksin. Küçücük titanyum tel zımbalar tutuyor bunu. Ve ilk 15 gün basınç artışını tahammülü yok. Yırtılır mide. O yüzden küçük yudumla 2 dakika arayla tüketeceksin. Şöyle, bazen böyle yoğun çalışan hastaların falan oluyor. O benimle alakası olan bir şey değil ama hasta diyor ki hocam, ben yalnız yaşıyorum ya da iş tempom çok yoğun, benim protein ihtiyacım var, kaslarımda ağrımalar var falan diyorlar. Kas kaybını önlemek için sizin yüksek oranda protein tüketmeniz lazım. Böyle anlatıyoruz şiir gibi ama kişiye göre değişiklikler olacak. Mesela haşlanmış yumurtadan bahsettim. Belki 25. gün tiksineceksin, yemeyeceksin, bugün protein alman lazım. Ne yapacaksın? Orada devreye giriyor.
lütfen internetten oradan buradan yok kolajenmiş, yok işte whey proteiniymiş, yok sporcu proteiniymiş. Bunlara para falan harcamayın. Tamam mı? Bariftin içinde protein tozları var. Eğer durumunuz müsaitse ben öneririm, kullanan hastalarda kas kaybı daha az oluyor. Daha enerjik oluyor. Bazen tadını beğenmeyip hiç kullanmayan hastalar da oluyor. Gruplardan görürsünüz. Ama oradan buradan protein tozu arayacağım diye uğraşmayın. İçinde vitamin de var. 15. günden sonra tozlarını 1. ayından itibaren de vitaminlerini içebilirsiniz içinde. Kutu bittikten sonra da başka kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Tamam mı? Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorunuz varsa alalım. Genelde şeydi böyle, kafadaki soruların %98'i cevaplarım. Sebebi de şu, müezzinlik falan değil. Sebebi 11 yıldır bu işin içinde olmam. Aşağı yukarı 5000. çift gözlersiniz. Hani 5000 tane hastayla sürekli aynı şeyleri konuştuk. Üstüne biraz bir şeyler eklendi tabii. Böyle soruldukça, aa şunu da eklemeliyim, bunu da eklemeliyim geldi. Genelde kafanızdaki soruların %98'ine cevap veririm. Ama eksik kalan bir yer varsa, kafanızda soru işareti varsa bana sorabilirsin. Hocam arabayla uzun yolculuk. Yapabilirsin. Söyledim, sen Manisa, Manisa'ya gidecek, araba kullanabilirsin. Mesela hiç sorun değil. Araba kullandı, midesi delindi. Böyle bir hasta görmedik şimdiye kadar. Ama araba kullanırken oğlunun açtığı Coca-Cola'yı içti, midesi delindi. Buse motorcuymuş çocuk. Buse motorcuymuş. Tatlı açmış. Tatlı da atmış. Doktor demiş ki iyi ki demiş şişmansın yoksa senin kemiklerin kırılır. İyi bekliyor. İyi bekliyor. Ama yastıkları gitmiş. Motosiklet tehlikeli. Bir de hele Antalya'da yüz binlerce motosiklet var. Benim arkadaşım organ nakli yapıyor üniversitede. En çok donör, yani en çok kadavra vericisi, kafa travmalı motosiklet kazası geçiren gençler. Binmeyin demiyoruz ama tehlikeli. Neden tehlikeli biliyorsun? Bizim yüzümüzde. Ben otomobil kullanıcısıyım. Vallahi motosikletlere çok dikkat edemiyorum. Çünkü motosiklet kullanmayı bilmediğim için, kültürümde olmadığı için dikkat edemiyorum. Kapıyı açıyorum, sağa girip şerit değiştiriyorum, sinyal vermeden arkadan geliyor mu gelmiyor mu diye. O yüzden ki tehlikeye atmaya gerek yok. Dört teker iyi gidiyor. Şimdi çeşitli yerlerden geldiniz, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bize bu gurur kaynağı. Ama lütfen hekim-hasta ilişkisini bir tarafa atmayın. Çok önemli. İlk cümlem oydu. Bizimle irtibata geçin. Tamam. Biz buraya, burada para kazanmak için mesai harcamıyoruz. Tabii ki de hepimizin evinde ekmeği, çoluğumuzun, çocuğumuzun ekmeği ama asıl burada durma sebebimiz hepinizin sıkıntıları var. Sağlıkla ilgili sıkıntıları. Onları çözmek. Lütfen olumlu ya da olumsuz bizimle irtibata geçmeye devam edin. Değil mi? Mesela sen hocam şunu yapamıyordum, 3 ay sonra yaptım, süper, harika diye paylaş. Anladın mı? Yatağımda sağ sola dönemiyorum. Halı sahada dönemiyorum. 103 kiloyla ameliyata girdim, 103.9'la çıktım. Hayır. Sen de ters ameliyat yaptık. Senin before after'ın böyle var. Beni saat akşam 10'da halı sahadan canlı, görüntülü WhatsApp'tan arayan hastam var. Hocam halı sahada ilk defa kafayla gol attım diyor. Adam kafaya çıkmış. Kaldıramıyorum. Ya beni onore ediyor. Bu mutluluk verici bir şey. Tamam mı? Gerek yok. Günlük değil. Tartılmalarınızı haftalık yapın. Tamam mı? Amacımız zayıflamak da değil ya. Amacımız sağlıklı bireyle olmak. Bak ilk geldiğinizde söyledim. İnşallah bütün ailenize sirayet eder. Tamam mı? Hiç bu kapıları aşındırmazsınız inşallah hepiniz için. Sağlıklı olun. Sağlıklı olmanız için yaptık. Yine de sorularınız varsa alayım, yoksa ben 5. ameliyata gireceğim şimdi. Hocam toplarınızı çalışacak mıyız? Yani mobilize oluyorsanız çok önemi yok. Ben iyi gördüm hepinizi. Ama hani onu çalışmayın demiyorum. Bu sağlıklı bir şey. Bu ne sağlıyor? Akciğerler ameliyata bağlı. Akciğerlerde oluşan sönmeleri açıyor. Kullanabilirsiniz. Ama yürüdüğünüz, mobilize olduğunuz müddetçe çok da şey yok. Evet, var mı sorunuz? Hocam benim süt ürünlerine karşı problemim var. Baklagillerden proteinini alabilirsin. Mesela baklagillerin çorbasını tüketebilirsin. Eğer süt ürünü tüketebilirsin. Yani çocuk emzirdiğim için biraz. Yani proteinleri başka mesela o Barifit'in protein tozları senin onun için içinde iyi olabilir. Yok, değil mi? Yok. Tamam, yok. Onu alırım. Onları tüketebilirsin. 15. günden sonra. Evet, 15. günden sonra. Evet. Teşekkürler. Güzel olacak her şey. Resim alalım. Bugün taburcu olacak hastalar gidebilir. Çeksiniz. Tomografileriniz gayet iyi, hiçbir sıkıntı yok. Kalacak hastaları da yine zaten göreceğiz şimdi. Gerçekten. Fotoğrafı ayakta mı alsak? Hadi gelin böyle. Kaç kişiyiz? 3 kişiyiz. 7 kişiyiz. Her şey güzel olacak. Hadi gelin. Koridora gelin. Hadi.